Evet arkadaşlar merhaba. Simrezi Türkiye yöneticilerinden Mehmet ben. Bugün elimde de görmüş olduğunuz gibi TH8 A'nın ve VLSTAND Pro'nun RGS modülü ile ilgili size birkaç bilgi paylaşacağım. Daha doğrusu ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Şimdi Thrustmaster TH8 A'yı nereden aldığımdan başlayarak ben durum bahsedeyim. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de çok çeşitli fiyat durumları söz konusu. 1000 liraya da bu ürünü bulabiliyorsunuz ya da yurt dışından işte 600-650 lira civarında bir ücrete de bu ürünü temin edebiliyorsunuz. Türkiye'deki satış fiyatları maalesef ki çok yüksek. N11 olsun, distribütör firma olsun, ürünün satış fiyatları gerçekten çok çok yüksek durumda. O yüzden de yurt dışını tercih ediyoruz genelde. Fakat Amazon.com şu anda Thrustmaster ürünlerinin birçok modelini maalesef ki Türkiye'ye göndermiyor. Bundan dolayı da ürün temininde sıkıntı yaşıyoruz. Ben ürünü nereden temin ettim? Onun bilgisini vereyim. Ben de ürünü yurt dışından aldım. Yani daha doğrusu Türkiye'den aldım ama yurt dışından temin edilmiş bir ürün. Sahibinden.com üzerinde İzmir'de bu işlere gönül vermiş bir abimiz var. Bir arkadaşımız var. Kendisinin yaşını tam bilmiyorum açıkçası. Ondan ürünü temin ettim. Sahibinden linkini zaten aşağıda videonun açıklamasında sizinle paylaşacağım. Siz de dilerseniz onunla iletişime geçebilirsiniz. Çünkü şu an yurt dışından alamadığınız Thrustmaster ürünlerinin birçoğunu onun sayesinde getirebilirsiniz. Fiyat olarak ne kadar derseniz sahibinden ilanındaki fiyatı bu ürün için TH8A için 700 TL olarak bir ilanı var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sıfır bir ürün. 1000-1200 lira arasında fiyatlar şu an N11 ve diğer sitelerde dolaşmakta. O yüzden daha uyguna geliyor kısaca. Ürünü niye tercih ettim? Öncelikle ondan tabii ki bahsederek başlayayım. Videomuza devam edeyim daha doğrusu. Zaten ben Thrustmaster T500RS kullanıyorum. İşte bunun yanına shifter olarak ne alabilirdim? Ya Logitech'in shifter'ını kullanmaya devam edebilirim. Çünkü eskiden onu kullanıyordum. G29'a beraber. Ya da Fanatec'in ürünlerinden birini tercih edebilirdim. Yine Universal bir ürün olması için. Yani USB'den bağlanan bir ürün olması için. Fakat ben şeklini çok beğendiğim için ve H-Shifter'ı böyle hani Ferrari'nin H-Shifter'ı gibi olduğu için eski Ferrari'lerin özellikle o yüzden TH8A'yı tercih ettim. İyi de yaptım bence. Benim kişisel fikrim o. Ciddi anlamda ağır bir kutuyla geldi bu arada. Yani hani şeyi kullananlar Logitech'in Shifter'ını kullananlar az çok bir de çok hafiftir Logitech'in Shifter'ı. Zaten çok kısa sürede de dişleriyle ilgili bir bozulma durumu söz konusu oluyor. Biliyorsunuz o vites geçişlerindeki o alt mekanizması ile ilgili 3'e atıyorsunuz. 2'ymiş gibi algılıyor, 4'müş gibi algılıyor gibi sorunlar oluyor. Öyle yani açalım bakalım kutuyu. Bu arada her zamanki gibi Thrustmaster'ın en sevdiğim yanlarından biri ürünün üstünde mutlaka ve mutlaka Türkçe açıklama var arkadaşlar. Yurt dışından gelmiş bir ürün olmasına rağmen Türkiye'de bence böyle çok köklü bir firma tarafından satışı olmamasına rağmen ki distribütör firması biliyorsunuz daha ufak bir firma hani şey değil yani örnek veriyorum bir Logitech gibi değil sonuçta ama o da onlar da ellerinden geleni tabii ki yapıyorlar Türkiye'de birçok kişiye sponsor oluyorlar görüyoruz videolarda bunlar bizler de destek bekliyoruz. Bizim biraz da izleyici kitlemiz arkadaşlar siz de bildiğiniz gibi daha böyle butik bir kitleye hitap ettiğimiz için diğer video sitelerine göre ya da diğer sitelere göre daha doğrusu video sitesi demeyelim. Diğer sitelere göre bizim takipçimiz daha az. Çünkü biz YouTuber değiliz. Biz simülatör pilotlarıyız. O yüzden de bize simülatör pilotları geliyor. Kitlemizin böyle butik bir kitle olmasının sebebi tamamen bu arkadaşlar. O yüzden yani biz eğer ki böyle bir gün olur da 10 bin lira ulaşırsak bu Türkiye için çok büyük bir başarı demektir Simracing sektörü için. Evet, kutumuzu açtık. Kutumuzla beraber yine kalın bir kullanım kılavuzumuz var. Yine dediğim gibi Türkçe mutlaka Türkçe seçeneği olacak şekilde olan bir kullanım kılavuzu. Thrustmaster'ın en sevdiğim yanlarından biri olduğunu tekrardan belirteyim. Öncelikle ürünümüze bakmadan önce dikkat etmemiz gereken bir şey var mı ona bakalım. Ne demiş? Birinci sayfasında temel özelliklerinden bahsetmiş. Kullanım kılavuzumuzun içinden neler çıkacağından bahsetmiş. Şöyle bir bölüm var. Böyle bir bölümümüz var. Asla ve asla parmağınızı araya sokmayın demiş. Şurada.
Böyle bu bölümde asla parmağınızı araya sokmayın. Thrustmaster bunu birçok ürününde yapıyor. Pedalda da aynı şekilde bir uyarı vardı. Asla ve asla elinizi böyle pedalın arasına sokmayın falan gibi. Ne demiş? Herhangi bir uyarı mükerrer hareketlerden kaynaklanan tıbbi sorunlar demiş. Evet demiş ki vites kolu kullanarak oyun oynamak kas ve eklem ağrılarına neden olabilir. Sorun yaşamamak için uzun süre aralıksız oyun oynamaktan kaçının. Özür diliyorum. Tabii yani shifter'la oynadığımız zaman çok uzun süre mesela normalde biz yarışıyoruz işte şeylerle, F1 pedleriyle ya da shift pedleriyle yarıştığımız zaman 2 saat yarışıyoruz. Yani H shifter'la 2 saat yarışmak ciddi anlamda çok zor olacaktır tahmin ediyorum. Yani en azından G29'dan öyle deneyimlemiştim. Ürünle ilgili özel olarak söylenmesi gereken bir şey var mı? Ona bakıyorum. Daha çok anlatırken söyleyebileceğim şeyler var burada. Ürünün nasıl kullanılacağı ile ilgili. Direnç ayarı da varmış. PlayStation 4'te kullanabilirsiniz diyor. 3'te kullanabilirsiniz diyor. Xbox'ta da kullanabilirsiniz diyor. PC'de eşleştirme demiş. Ekstra özel bir şey yok. Teknik destek için de ts.thrustmaster.com'a ulaşabilirsiniz demiş. Peki. O zaman şimdi kutudan neler çıkıyor? Şöyle ben kutuyu da göstereyim. Şu şekilde bir geliyor arkadaşlar. Burada kablolarımız var. Kablolarımızın birincisi şöyle DIN dediği ürünün kendi kablosu ve onu USB'ye çeviren kablosu. Ürünün zaten ucu şu şekilde gördüğünüz gibi DIN dediğimiz kablo. Yine burada da büyük ihtimalle T500'de kullanılmıyor ama farklı modellerde kullanılıyor olabilir. Yine o DIN kablosunu küçük DIN kablosuna çeviren, DIN to DIN diye geçen kablo var. Şöyle şık bir vites topuzumuz var. Vites topuzunun üstünde herhangi bir yazı yok. Vites topuzunun giriş yeri tamamen normal arabalardaki gibi çevirmeli. O yüzden bu vites topuzu için mesela örnek veriyorum ileride Sparko'nun, Momo'nun vites topuzunu alıp bu ürünle beraber kullanabiliyorsunuz. Böyle biraz boğazımda da sıkıntı var size anlatayım. Evet gerçekten ağır. Dediğim gibi. Poşetimizden çıkartalım. Şey değil yani ürün böyle ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor yani. Evet ürünümüz böyle arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi metal bir plaka var burada. Bunlardan bahsedeceğim birazdan neler yapılabildiğine dair. Çünkü kutunun içerisinde bir içerik daha var. Ben bu şekilde kullanacağım için vites topuzunu takacağım. Fakat şimdi bazı arkadaşlar biliyorsunuz rally ile uğraşabiliyorlar. Rally ile uğraşan arkadaşlar ise bu aparat ile vitesi dönüştürebiliyor. Yani o hani artı eksi moduna şöyle şu şekilde kullanacak şekilde işte vitesi şöyle şöyle yapacak geri dönecek şekilde bu ufak aparatıyla böyle bir aparat arkadaşlar. Bununla dönüştürebiliyor. Bu nasıl takılıyor? Bunun montajı şöyle. En azından izlediğim kadarıyla internet videolarında. Şu bölüm sökülüyor arkadaşlar. Bu bölümü söküyoruz. Bu bölümü söktükten sonra o aparatı buraya montaj ediyoruz. Ve üstüne de vites topuzunu takıyoruz. Tabii ki o tarz bir kullanımda yuvarlak vites topuzu yerine daha uzunlamasına olan bir vites topuzu kullanmak daha doğru olacaktır. Bu vitesin yine en büyük özelliklerinden biri istediğiniz yönde kullanabiliyorsunuz. Yani bu vitesi örnek veriyorum şimdi şu masaya şöyle taktınız. Böyle de taksanız kullanabilirsiniz. Böyle de taksanız kullanabilirsiniz. Böyle de taksanız kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü şu bölüm bu bölüm çevrilip vites ona göre kullanılabiliyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi ürünün çok fazla bilinmeyen ama özelliklerinden bir tanesi daha. Burası yani bu direnci, şimdi vitesin belli bir direnci var. Bu direnç sertleştirilebiliyor arkadaşlar. Şurada şöyle göstereyim ben de bakayım ekranda bir yeri gösteriyor muyum? Burada bir bölüm var. Buraya içerisinde baktığınız zaman böyle düz tornavidayla rahatlıkla direkt vitesin direncini arttırabiliyorsunuz. Şöyle vites topuzumuzu bir takalım bakalım. Bayağı giriyor.
Evet, yükseklik olarak şu şekilde bir vites topuzu olmuş oldu. Gayet böyle kemikli bir yapısı var. Duyuyorsunuz siz de. Logitech'in shifter'ı gibi değil. Logitech'in shifter'ı daha basittir böyle. Ses çıkarmadan kılık kılık geçer. Şimdi ben bunu nasıl kullanacağım? Ondan bahsedeyim. Şimdi malum ben Thrustmaster T500'ü WheelStand Pro ile beraber kullanıyorum. WheelStand Pro konusunda da sağ olsun Özkan kardeşimiz bize yardımcı olmuştu. Özkan Erzurum. Onun da forumdaki profilinin linkini size paylaşacağım videonun açıklamasında. Çünkü Özkan bu tarz ürünler yani WheelStand Pro ve aksesuarlarının hem Türkiye'ye getirilmesini hem de yan aksesuarlarının burada üretilmesini sağlıyor. Şimdi neden Özkan'dan burada bahsettim? Çünkü şöyle ben vitesi aldığımı söyleyince Özkan da bana hemen bu vitesi kullanabilmem için olan RGS modülünün gönderilmesini sağladı. RGS modülü nedir? Ondan bahsedeyim. Şimdi normalde T500'de, daha doğrusu T500'ü kullanırken kullandığım bu WheelStand Pro'da vites kullanım için şöyle bir bölüm var arkadaşlar. Göstereyim. Bakın şurası normalde vitesin bağlanması için olan bölüm. Ama şu boşluk bence çok yakın bir boşluk. Yani bu yakın çok yakın bir boşluk olduğu için beni rahatsız edeceğini düşünüyorum. Ben şimdi hemen şöyle bir montaj yapayım. Mesela şöyle montajlamam durumunda evet şimdi bağladık. Ne oldu? Vites çarpıyor. Ya da zaten şöyleyken ben burada elimi şöyle yaparsam vites 2'den çıkar. O yüzden ben RGS modülünü kullanmayı düşünüyorum. Şimdi RGS modülü ne? Hemen onu göstereyim. RGS modülde şöyle bir aparat arkadaşlar. Bu tamamen Özkan'ın kendi yapımı. Türkiye'de yapılmış bir ürün. Yurt dışı değil. Gayet boyası falan güzel. Yani normal buradaki bu orijinal halinden neredeyse hiçbir farkı yok. Ben şöyle bakıyorum hani boyasında falan bir değişiklik var mı diye. Yani ben şu WheelStand Pro'ya bakıyorum. Buna bakıyorum. Aralarında neredeyse hiçbir fark yok arkadaşlar. Gayet güzel. Bu nasıl kullanılıyor? Bu şöyle kullanılıyor. WheelStand Pro'nun alt ayağını çıkartıp onu da şimdi göstereceğim size. Yapalım. Bakın şöyle alt ayağını çıkartıp oraya montaj edeceğim. Ve ondan sonra da vitesi üzerine montaj etmiş olacağım. Ve bunun ne faydası olacak bana? En başta vitesin yüksekliğini ayarlayabileceğim. Çünkü gördüğünüz gibi yüksekliği ayarlanabilir. Aparat yüksekliği ayarlandığı için de koltukta otururken vitesimi istediğim şekilde ayarlayabileceğim. Ayrıca bunun montajını yaptığımız sırada bu illa böyle dik durmak zorunda değil. Bunu böyle hafif öne doğru, hafif arkaya doğru eğerek oraya montajını gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden yine herhangi bir sıkıntı olmadan kullanılabilecektir. Şimdi bu ne kadar? Ondan bahsedeyim. WheelStand Pro kullanan arkadaşlar büyük ihtimalle bu parçayı görünce ve Türkiye'de üretilmiş olduğunu duyunca tahminimce almak isteyeceksinizdir. Bu ürünü Özkan'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Özkan bu ürün için 150 liralık ücret istiyor. Bu kocaman ürün için de 150 lira gayet uygun bir fiyat. Evet, ben şimdi RGS modülünde montajını yapıp bir de ayrıca ürünü kullanırken video çekeceğim. Onu da zaten görüntülerini bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Peki, iyi günler diliyorum.